Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba konuğum eski Aydın Belediye Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Akademisyen ve Stratejist Hüseyin Aksu. Hüseyin Aksu ile Aydın'ın ilçelerine dair vizyon projelerini konuşmaya devam ediyoruz. Karpuz'da kalmıştık. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Karpuzlu'yu bir hayli anlattık. Karpuzlu önemli yer aslında. Yani Evet. Karpuzlu deyip geçmesin kimse. Evet. Karpuzlu için işte 2000 nüfuslu küçük bir kasaba, köy irisi veya işte Tekeler köyünden daha da küçük filan gibi. Ben şimdi bu konuda biraz daha bu hafta derinlemesine okudum. Milattan önce 400 yıl önce, Evet. 335 gibi Büyük İskender'in Karya'yı işgal etmesinden önce Karya'nın başında Kraliçe Ada var. Evet. Kraliçe Ada'yı deviriyorlar kardeşleri. Bu topraklarda hüküm sürmüş en güçlü Tabii kadın. en güçlü kadın. Bodrum yöresinde merkezleri deviriyorlar. Fakat tabii sulh içinde kardeş olduğu için onu da Evet. sürgüne gönderiyorlar. Sürgün dediğin de yani sen kızım sen kenarda otur biz yönetiriz Karya'yı diye. Kraliçe Ada'yı nereye gönderiyorlar? Karpuzlu'ya gönderiyorlar. Evet. Yani Bodrum'la Karpuz'un arasında yol var o zaman. Başka yol yok. Evet. Biz anlattık ya bundan önceki bölümlerde neden Aydın'dan Bodrum'a, Muğla'ya gitmesi gereken raylı sistem, tren yolu, efendim otoban Karpuzlu'dan geçmek zorunda. 14 kilometrelik bir tünel çıkıyor ama bu aslında bir antik yol. O bölge granit bölgesi. Dolayısıyla Kraliçe Ada orada yıllarca yaşıyor. Büyük İskender işgal ettiği zaman da mağdur rolünü oynadığı için Büyük İskender'e biraz da yağ çekiyor. Büyük İskender bunu ihya ediyor. Büyük İskender o bölgenin bütün valiliğini buna veriyor. O günün tabiriyle başka bir tabir vali değil de ondan sonra başlıyor o granit yapıları Abi yapmaya. bölgenin kaderi böyle galiba. Yani ada İskender'e yakınlığından dolayı o bölgenin hakimi oluyor. Gülesin Hanım da dönemin jandarma komutanıyla yakınlığından dolayı Türkiye'nin ilk kadın muhtarı oluyor. Olabilir. Adanın soyundan gelmeyse Evet. bilemem. Bölgenin Dolayısıyla yani orası bugün böyle sapa görünen, yolu izi yokmuş gibi görünen bir yer ama benim de geçmişte beri önerdiğim gibi aslında raylı sistemin Aydın'ın, Ege'nin Muğla'ya açılan kapısı. Bir tanesi Bafa, ikincisi de Karpuzlu. Evet. Üçüncüsü de Yatağan. Bu Karpuzlu en kestirme olanı, tam ortadan gideni. Dolayısıyla eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aydın'la Muğla arasında bir demir yolu yapacaksa, bir otoban yol yapacaksa ki bunların yapılması şarttır. Hem ihracat açısından, hem sanayi açısından, hem de turizm açısından onun yeri Karpuzlu'dan geçer. Biz bütün planlamamızı, Karpuzlu şehrine ilişkin bütün planlamamızı buna dayalı yaptık. Karpuzlu'nun kentsel gelişmesi, kırsal gelişmesi. Bir de hep düşündüm ben. Tünelle mi olacak Sayın Başkan yoksa daha tünel mi yapılacak yoksa Tünel çünkü yapılacak. orası çok dar Yani bir bölge. orada ben işte geçen hafta gösterdim. Yolun profilini çizdim. Yani yolun en kesit dediğimiz yatay Direkt Milas'la profilini yatağın arasına çıkıyor orası. Oradan bir tünel. çizdiğimde yok. Direkt Karpuzlu'dan inerken bir dağ var. 14 kilometre deliyorsunuz. Gayet kestirme bir şekilde Milas Ovası'na Milas. iniyorsunuz. Direkt. Ve 52 kilometre Aydın'a bağlanıyorsunuz. Öbür taraf 76 kilometre. Arada çok ciddi fark var. Neredeyse yarı yarıya fark var. Dolayısıyla ve bu yolu bir sefer yapıyorsunuz. Hem demir yolunu hem otobanı birlikte yapıyorsunuz. Tünelde üç göz açıyorsunuz. Ortası demir yolu, iki tarafı otoban olarak açıyorsunuz. Oradan da Muğla'ya bir otoban Oradan yapıyorsun. da Muğla'ya otobanla bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda demir yolu bağlantısını da kurmuş oluyorsunuz. Türkiye'nin demir yolu ağının içinde Aydın'dan Bodrum'a, Muğla'ya demir yolu kolu çok önemli. Geçmişte Söke'ye kadar gitmiş, Söke'de kalmış demir Evet. yolu. Söke bir çıkmaz sokak demir yolu ağında. Hem Söke'den Milas'a, Bodrum'a kadar gitmesi gerekiyor. Ring yapıp Karpuz üzerinden de dönmesi gerekiyor. Durum bu. Şimdi gelelim bütün bu temel üzerine oturtacağımız Karpuzlu ilçemiz planlama açısından, konut gelişmesi açısından, kentsel dönüşüm açısından nasıl o kasaba veya köy hüviyetinden çıkıp modern bir şehre dönüşecek? Onunla ilgili kısımları bugün açıklayacağız. Lütfen alalım ekrana. Karpuzlu'nun 2023 kalkınma planı dediğimiz Evet. önümüzdeki 10 yılda
uygulanmasını hedeflediğimiz kentsel dönüşüm. Evet. Bakanlık Karpuzlu'ya böyle bakıyor. Buyurun Sayın Başkanım. Maalesef Karpuzlu için bakanlık böyle bir plan çizmiş. Bu kahverengi bölge mevcut yapılaşma demektir. Yani Karpuzlu'nun mevcut yapılaşmasını çevirmiş, kahverengiye boyamış. Karpuzlu gelişecek mi? Hayır demiş bakanlık, gelişmeyecek. Ne olacak arkadaş? Öyle kalsın. Eriyor. Hemen yanı başında da A olarak işaretli olan yer Alinda arkeolojik sit alanı. Yani Karpuzlu'yu öyle bir kitlemişler ki gelişme şansını bırakmamışlar. Adeta Karpuzlu'yu boşaltın, çekin gidin anlamında bakanlık bir plan yapmış. Bu kadar saçma bir plan olamaz. Önünde de yemyeşil ovası var. Bakın görüyorsunuz. Şu kuzeyden geçen yol mevcut Karpuzlu'nun Çin'e üzerinden giden yolu. Orada köylerimiz dizili. Oradan Karpuzlu'ya ulaşılıyor. Öbür kırmızı olan kısım ise benim hazırlamış olduğum Aydın'dan Milas'a, Bodrum'a kadar giden entegre yol. Yani ortasından raylı sistem geçen, demir yolu geçen, kenarında otoban olan sistem. Karpuzlu ile bu yolun ilişkisine bakarsanız, Karpuzlu'yu hemen batı ucundan yalayarak geçiyor. Bir nevi Karpuzlu'nun çevre yolu olarak görev yapıyor. Bizim geçmişte biliyorsunuz bu entegre yollarda bir doğrusal şehir modelimiz var. Bu entegre yolun etrafına yüksek katlı binalar yapmak suretiyle hem tarım alanlarını tasarruf ediyoruz, hem de doğrusal bir şehir kurmak suretiyle altyapıyı, ulaşım ve erişimi, hiç kırmızı ışığı olmayan, kavşağı olmayan bir şehirleşme modeli öneriyoruz. Bunu geçmişteki programlarımızda çok ayrıntılı biçimde anlattık. Hem Nazilli örneğini anlattık, hem Aydın Efeler'i anlattık, Kuşadası'nda, Didim'de nasıl uygulanabileceğine dair pilot uygulamaları anlattık. Bunu Karpuzlu'da da uygulamak durumundayız. Karpuzlu'da 5 kilometrelik, toplam 5 kilometrelik bu bahsetmiş olduğum entegre yolun etrafında, yani çevre yolu olarak kullanacağız dediğimiz bu yolun etrafında bir doğrusal şehir kuracağız. Bakın burada görüyorsunuz, toplam 4 tane büyük köprülü kavşağı olan, yani kırmızı ışık olmadan giden, şehirle olan bağlantıları kırmızı olarak işaretlenmiş, 5 kilometre uzunluğunda bir doğrusal kent kuracağız. Tekrar dönelim, bu doğrusal kent böyle bir şey olacak. Bakın ortasında raylı sistem, sağında otoban gidiş, solunda otoban dönüş, ondan sonra bir bulvar, 35 metrelik bir bulvar, ondan sonra da binalar, binalar yüksek. Dolayısıyla doğrusal şehrin her kilometresinde 10 bin ila 25 bin arasında vereceğiniz imar haklarına göre insan yaşıyor. Bizim 5 kilometrelik dediğimiz bu Karpuzlu'nun doğrusal kent aksında üzerinde de toplam 45 bin nüfus yaşamasını öngörüyoruz. Şimdi kimse burada gülmeye kalkmasın. 2000 nüfuslu köy irisi, kasaba bile diyemeyeceğimiz, ki öyle tabir ediyorlar, bunlar benim tabirlerim değil. Tesadüfen ilçe yapılmış, Allah'ın dağının başındaki bir yerleşmeye Hüseyin Aksu çıktı, otoban götürdü, raylı sistem götürdü, doğrusal kent kurdu. Sadece doğrusal kentte 45 bin nüfustan bahsediyor. Niye bahsetmeyelim? Yani Türkiye'de 16 milyon kişi, yaklaşık belki 20 milyon kişi İstanbul gibi küçücük bir alana tıkışmışken, bütün kırsal alan boşalırken, Karpuzlu'nun nüfusu, sadece Karpuzlu'nun değil, Koçarlı'nın, hatta Germenci'nin, hatta Bozdoğan'ın nüfusu erirken, bütün büyük şehirlerin nüfusları katlana katlana giderken, şehirciliğin sorunları böyle dağlar gibi büyürken, betona mahkum İstanbul'da bugün bir sis oldu, insanlar kilitlendi kaldı. Kendi kendimize yaşamı zorlaştırıyoruz. İşte Karpuzlu, gelin burada yaşayın. İşte Karpuzlu'nun dağ köylerinde açacağımız köy bulvarlarının üzerlerinde villa yapın, orada yaşayın. İnternetiniz de olsun, kanalizasyonunuz da olsun, sağlıklı içme suyunuz olsun, enerji üretim tesisleriniz olsun, zenginlik de sizin olsun. Ayda 100 bin lira gelir hesapladık tarım parkları projesinde aile başına. Yani
İstanbul'a niçin gidiyor insanlar? Ekmek parası için. Köyde aç kalıyor, şehre iniyor. Şehirde aç kalıyor. İstanbul taşı toprağı altın, İzmir'in taşı toprağı altın. Antalya öyle. Toplandıkça toplanıyoruz. Bu her yönden sakıncalı bir yerleşme şekli. Bakın bizim Karpuzlu'nun gelişme alanı olarak planladığımız sarı bölgeler bunlar. Doğrusal kentin dışında Karpuzlu'ya bir gelişme alanı planladık. Diyeceksiniz ki bu alan ova. Tamam, biz de ovaya göre planladık. Çünkü oralara sera bölgesi kurduruyoruz. Sera kentleri kurduruyoruz. Sonuç. Daha önce kırsal alandaki bütün yolları 20 metrelik bulvar şekline dönüştürüp köy yollarının kenarlarında parsel ve arsa üretip o 20 metreye dönüştürdüğümüz bulvarları çok olanakları yüksek, yüksek standartta, altyapısı eksiksiz tamam, güneş enerjisiyle takviye edilmiş yollara dönüştürmek suretiyle uygarlığı o köy yollarına taşıdık ve köy yollarında burada bakın kırsal doğrusal yerleşmeler diyoruz. En son satırda kırsal doğrusal yerleşmeler, köy yollarının etrafında oluşacak yerleşmeler. Kimse bunlar ne yiyecek, ne içecek, dağın başında ev yaptırıyorsun demesin. Orada tarım var bir, ikincisi bizim getirdiğimiz enerji projesi var. Tarım parkları kurulduğu takdirde, enerji projeleri hayata geçirildiği takdirde, kırsal doğrusal yerleşmelerde insanların ayda bir ailenin 100 bin liraya yakın geliri olacağını hesapladık. İşte o kırsal doğrusal yerleşmelerde 84 bin kişi yaşıyor. Bugün Karpuzlu'nun ilçe nüfusu 14 bin. Merkezde bütün köylerle 14 bin. Biz sadece kırsal doğrusal yerleşmelerde 84 bin nüfusa göre planlama yapıyoruz. Kötü bir şey mi? Hayır. Türkiye'nin temel yerleşme ve şehircilik stratejisine son derece uygun. Ekmek parası varsa, gelir varsa, kazanç varsa en doğru yer işte kırsal doğrusal yerleşmelerdir. Karpuzlu'dur. Kimseyi zorla döve döve gidip Karpuzlu'da ev yap oraya yerleş demiyoruz. Öyle bir cazibe yaratıyoruz ki insanlar oraya gidecek. Bu hayırlı mıdır? Elbette hayırlıdır. Kimi koruyoruz? İstanbul'a gidecek, İstanbul'u şişirecek, büyük şehirleri şişirecek, büyük şehirlerdeki beton yığınlarını engelleyecek bir önlem paketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Karpuzlu'nun kentsel ve kırsal gelişme projeksiyonunda kırsal doğrusal yerleşmeler, yani köy yollarının etrafındaki yerleşmelerde 84 bin kişi yaşayacak. Demin ne söyledik? Bakın burada iki tane sarı bölge var. Bunlar Karpuzlu'nun gelişme alanı olacak dedik. Ama buralara öyle normal beton yığını konutlar yaptırılmayacak. Burası sera bölgesi olacak. Daha önce anlattık sera bölgelerini. Bu sera bölgelerinde de kentsel sera bölgesinde 1500 kişi de orada yaşayacak. Altında bir de organize sera bölgesi var. Bakın şurada küçük olan kentsel sera bölgesi, şu büyük olan organize sera bölgesi. Birazdan bunları işleyeceğiz. Bu ikisinde toplam Karpuzlu'ya 6500 nüfus ekleniyor. Karpuzlu'nun kendi merkezinde kentsel dönüşüm yapacağız. Karpuzlu'nun merkez nüfusunu aynen koruduğunu, hatta biraz azaldığını düşünerek merkezi olduğu gibi metruk bırakamayız. Orada yapacağımız kentsel dönüşümde de 5000 kadar nüfusu yaşayacak. Ama esas yerleşme, esas şehir Karpuzlu'nun doğrusal kent dediğimiz bu 5 kilometrelik çevre yolu üzerindeki yerleşmesi olacak. Şurada gördüğünüz tarzda bir yerleşme olacak. Karpuzlu son derece modern ve yaklaşık buradaki hesaba göre 141 bin kişilik bir ilçe haline gelecek. 141 bin insanın yaşadığı bir ilçe haline gelecek. Karpuzlu'nun kentsel ve kırsal gelişme, yerleşme, yani şehircilik politikası, stratejisi, vizyonu bu. Vizyon kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Çünkü vizyon böyle gösterişli bir laf gibi gözüküyor ama vizyon sadece temelde bir böyle bir hayal gibi algılanabilir. Bizim söylemek istediğimiz vizyondan ziyade misyon, yani hedef, amaç, doğru amacı tespit edip bunu hedef koymak, o hedefe gitmek için de stratejiler kurmak, o stratejilere uygun projeler geliştirmek. Bakın, kentsel dönüşümden bahsettik. 5000 nüfus kentsel dönüşüme tabi olacak. Burada da
Karpuzlu'nun kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan 3 tane büyük kentsel dönüşüm bölgesi var. Buradaki yapılaşmaları görüyorsunuz. Ne kadar karmaşık. Yani köylerde bile bu kadar karışık yapılaşma olur mu arkadaş? Şuraya bir bakın, şu İkinoğlu kentsel dönüşüm bölgesine bakın. Ne yol var, ne iz var, yığılmış binalar üst üste. Yani bunu siz şehircilik açısından değerlendirirseniz bunun tek bir notu var, tek bir nitelemesi var. Facia. Bunu da kentsel dönüşüm olarak bu üç bölgeyi toparlayan bir projemiz var, hazırladığımız. Biraz önce bahsettik, kentsel sera ve organize sera diye ikiye ayırdık. Kentsel sera biraz daha yoğun. Kentsel serada 500 metrekare sera, 500 metrekare kapalı alan olan 1000 metrekarelik parsellere bölüyoruz. Şu tarzda villalar yapılıyor, evler yapılıyor. Bu bir sera villası, bu bir kentsel sera bölgesi. Bakın, kentsel sera bölgesi olarak Karpuzlu'da ayırdığımız yer, bir tanesi 275 dönüm bir yer ayırmışız. Burada 275 aile sera parseli yapacak. Bu da şehrin biraz daha yakınında 150 parsellik bir kentsel sera bölgesi. Şimdi bu ikisinde toplam 425 aile yaşayacak. Ama öyle bir üretim yapacaklar ki hem güneş enerjisinden elektrik üretecekler, hem de seracılık yapmak suretiyle tarım parkları modeli içinde ihracat dahil, pazarlama dahil, paketleme dahil muazzam bir katma değer yaratacaklar. Dediğimiz gibi Karpuzlu'yu büyütmek değil hedef. Türkiye'nin şehircilik politikası kırsal alanı koruyalım, kırsal alandaki tarım arazilerini de koruyalım. Ama oraları o kadar cazip hale getirelim ki bu ülkenin tabanı ve bel kemiği olan köylümüz, çiftçimiz ve esnafımız zenginleşsin. Ve bunlar para bulmak için, iş bulmak için büyük şehirlere akın etmesinler. Bu temel stratejinin ürünü bütün bu projeler. Yani kimse nereden çıkartıyorsun, böyle şey olur mu filan gibi yorumlarda bulunmasın. Böyle bir temel hedeften yola çıkmışız ve bunların hepsi yapılabilir projeler. Bakın, bugün yetki sahibi olan sayın milletvekillerimiz, sayın bakanlarımız, sayın büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız, hep söylüyorum, bir araya gelsinler. Bir Aydın güç birliği çatısı önerdik. Bu güç birliği çatısı altında toplanalım. Ben bunun koordinasyonunu yapmaya hazırım. Hamallığını yapmaya hazırım. Ameleliğini yapmaya hazırım diyorum. Fakat o kadar duyarsız davranıyorlar ki herkes proje üreteni, akıl üreteni, siyasi rakip olarak görmeye başladı Türkiye'de. Halbuki biz bir araya gelmek suretiyle akıllarımızı birleştirerek bu ülkenin insanlığı şu fakirlikten, şu mutsuzluktan, şu çaresizlikten nasıl kurtarırız diye bakmamız lazım. Bunun için öyle vizyon projelermiş, gösterişli bilmem nelermiş, araba üretmekmiş, tünel açmakmış filan, bunlara sıra gelinceye kadar önce tabanda çiftçiyi, esnafı, küçük taciri korumak, büyütmek ve de gelirini, kazancını artırmak var. Tabana yaymadığınız sürece zenginliği hiçbir ülke kalkınamamış. Tabanında aç ve fakir insanların süründüğü, yukarıda da refah içinde insanların debdebe ile yaşadığı, yatlarda katlarda sefa sürdüğü hiçbir ülkede ne demokrasi yerleşir, ne kalkınma olur, ne huzur olur. Olsa olsa darbeler olur, ölümler olur, savaşlar olur, iç huzursuzluklar olur, bölünmeler olur. Bakın, bir Karpuzlu örneğinde ısrarla bunları anlatıyorum. Çünkü Karpuzlu koskoca bir ilçe, 14 bin nüfusu var köyleriyle birlikte. Ve bu nüfus gittikçe azalıyor, eriyor. Dünyanın en güzel toprakları. Bundan 2500 yıl önce Kraliçe Ada'nın gidip yaşadığı, Büyük İskender'in onu ödüllendirdiği bu güzelim Karpuzlu Ovası, gerçi küçük bir ova ama bu Münbit Ova, o dağlardaki maden zenginlikleri, orman zenginlikleri, doğanın zenginlikleri, zeytini, her türlü çamı, kozalağı, bütün bunlarıyla eriyen bir Karpuzlu'ya çözüm diye yola çıktığınız zaman ulusal bir modelden hareket etmek gerektiğinin altını çizmemiz lazım. Onun için anlattığımız her şey sadece Karpuzlu için değil, genel bir düşüncenin, stratejinin, bir planın ürünüdür. O nedenle kimse bu projeleri uçuk kaçık bulmasın. Karpuzlu'yu tanıtırken turizm
ve doğa turizmi konusunda özellikle Alindan hikayesini az önce anlattık. Alinda öyle bir yer ki bu bölgeyi yönetmiş milattan önce birkaç bin yıl bu bölgeyi yönetmiş olan Karya devletinin adeta merkezi. Karya'yı yöneten bir kraliçeyi görevden düşürüyorlar, götürüyor Karpuzlu'ya yerleşiyor. Karpuzlu da Büyük İskender'le işbirliği yapmak suretiyle Büyük İskender'den aldığı görevle o bölgede mevcut olan graniti kullanmak suretiyle öyle yapılar yapıyor ki bakın 2500 yıl önce yapılmış yapıyı görüyorsunuz burada. Bu o yörenin kendi graniti ve buraya Kraliçe Ada'nın granit kenti deniyor. Parası da Büyük İskender'le işbirliği yaptığı için Büyük İskender'in şeyinden geliyor, kaynaklarından geliyor. Yani böyle geçmişi olan bir toprak terk edilmiş, nüfus kaybediyor. İnsan hakikaten üzülüyor. Bakın şu yapıların özelliklerine bakın. Bunların tanıtılması lazım. Hep söyleriz. Türkiye'nin her yeri böyle. Her yeri güzel, her yeri hoş. Niye tanıtamıyoruz? Bak bir bayrağı dikmişiz. Bayrağın direği paslanmış. Bayrağın kendisi, bakın ucunda görün parçalanmış. Bununla olmaz ya. Memleket böyle kalkınmaz arkadaşlar. Yani şimdi bakın buraya altyapı götürmüş. Alinda'ya altyapı götürmüş. Su kemerleri yapmış. Büyük su sarnıçları yapmış. Dağların başında su sorununu çözmüş. Her şeyi çözmüş. Kanalizasyonu çözmüş. Biz bugün sahip çıkamıyoruz. Bu güzelliklere, bu verimli topraklara, bu verimli dağlara, ormanlara, madenlere hiçbirine sahip çıkamıyoruz. Ne yapıyoruz? Yerinde kalıyor işte böyle gördüğünüz gibi. Harabe halinde bir Alinda antik kenti. Muazzam bir hikayesi var. İşte burayı turizme açmanın bir yolu var mı? Burayı nasıl bir turizm odağı haline getiririz? Bunu düşünmek lazım. Alinda kendi içinde çok önemli olabilir. Çok önemli bir hikayesi de olabilir. Ama bu yeterli değil. Türkiye'nin her köşesinde Alinda kadar önemli antik yerleşmeler var. Hangi birine turist gidecek? Hangi biri turizmin destinasyon dediğimiz uğrak noktası haline getirilecek? Şunu sormak isterim. Hı hı. Yani Alinda Türkiye'de değil de İtalya'da bir lokasyon olsaydı ne olurdu? Yani şöyle söyleyeyim. İtalya'da da var buna benzer. Hiç turist çekemeyen yerler var. Bir turizmde bir destinasyon kavramı var. Destinasyon istikamet demek, güzergah demek. Siz eğer ziyaret edilmesini istediğiniz yeri bir cazibe sunamazsanız, bir güzergah haline getiremezseniz kimse gelmez. Yani tek tük böyle meraklı, macera perest birileri çıkar gelir. İşte köyde etrafında turist geldi diye. Halbuki bunlara özel projeler hazırlamak lazım, cazip hale getirmek lazım. Alinda zaten yapılmış 2500 senedir ayakta. Nasıl daha cazip hale getiririz? Bakın alalım ekrana. Bunu da daha cazip hale getirmek için sadece buradaki antik kenti değil, bunun yanına başka turizm unsurları katmamız lazım. Evet. Bakın burada terk edilmiş bir Alinda. Muazzam bir şey. İşte böyle bir proje hazırladık. Bu proje ne? Karpuzlu'nun Doğa Turizmi ve Alinda Parkuru diye bir proje. 34 kilometrelik bir turizm parkuru tanımladık. Bakın şurası Karpuzlu. Hemen kuzeyinde Alinda var, A yazıyor. Buraya gelen turistlerin ağırlanacağı, gece konaklayabileceği basit taş yapılar planlıyoruz. Burada bir gece kalacak, ertesi gün elini alacak, kıyafetini giyecek. Bu 34 kilometrelik parkuru yürümeye başlayacak. Bu parkurun 34 kilometrelik parkurun içinde durak noktaları var. Bakın sarı sarı işaretlemişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durak noktası var. Bunların bazıları köylerimiz. Örneğin ilk durak noktası Tekeler Köyü. Tekeler Köyü'nde turisti çekecek ne var? Köyün meşhur Tekeler Köyü'nün oyunları var. Biliyorsunuz. Köy orta oyunları var. İşte o köy orta oyunlarını köyün eğlencesi için değil artık turistlere bir unsur olarak. Benim orta oyunda dayak yemişliğim var Sayın Başkan. kötü bir anı. Haber amaçlı gitmiştik köye. Orada böyle ortaya çıkanı dövüyorlarmış. Ortaya çıkan nasibini alıyormuş o şeyden.
Ben de tabii ortaya görüntü çekmek için çıktım. Yani elimde kamera, fotoğraf makinesi, görüntü çekiyorum. Bir baktım sırtıma sopalar geliyor falan, bacaklarıma falan. Abi dedim ne oluyor? Sonra tabii ben isyan ettim yani, ne yapıyorsunuz siz falan falan gibisin, ama adet öyleymiş, yerine göre ama ben çalışıyorum yani. Ben... İşte benim demek istediğim de bu. Cazibe merkezi derken dayak yemek de bir cazibe. Dolayısıyla kendini de öldürtmek yani, isteyen abi. Tabii kendini de öldürtmek isteyen turistler parkurumuzda önce Alinda Antik Kenti'ni dolaşıyorlar birkaç saat. Sonra yola çıkıyorlar yürüye. Evet. 7 kilometre ötede Tekeler Köyü'ne geliyorlar. Orada konaklayacaklar. Orada bir dayak yiyorlar. Orada köyün orta oyunları sırasında birkaç tane turisti ortaya salıyorsunuz. Sırtına da güzel bir özel sopa hazırlattırırız artık turistlere karşı. Evet. Hayatı boyunca unutmaz. Yani bak sen nasıl unutmamışsın. Şimdi işte cazibe merkezi yaratmanın temel unsurları bunlar. Turiste orada bir dayak atarsın. Güzel bir sopa yaparız. Fazla canı yanmaz. Evet. Gider anlatır. Ya çok güzel böyle oyunlar boyunlar. Bir de dayak yedik der. Şimdi oradan çıktı. Evet. Tekelerden çıktı. İkinci durak noktası. Bunlarda hep küçük böyle kamp merkezleri var. Bu yürüyüş parkurunu dolaşması bir haftalık bir seyahat. Evet. Paket satacaksın. Götüreceksin turizm acentalarına. Diyeceksin ki Karpuzlu'nun doğa turizmi ve Alinda parkuru paketimiz var kardeşim. Toplam parası Karpuzlu'ya gelmeniz için gereken masraf hariç, yemesi, içmesi, ıvırı, zıvırı dahil efendim 10 bin lira kişi başına. Gelin biz sizi bir hafta boyunca 34 kilometreyi yürüteceğiz. Doğayla iç içe, içinde bir antik kent var, içinde Karpuzlu Barajı var. Orada işte sallara bindireceğiz. Tekeler Köyü'nde eğlencelere katacağız, dayak atacağız. Evet. Yukarıda ormanın içinde... doğa sporları yaptırtacağız. Biliyorsunuz orienteering falan gibi günlük faaliyetler var. Mesela durağın bir tanesinde orienteering var. O gün gelen turistler ortadan kaybolacaklar. Yönlerini bulma alışkanlığı edinecekler falan. Yani dolayısıyla burada antik su kemerleri var. Bir sürü unsur tabii var. Biraz Latmos'a falan da uzanıyor. Biraz böyle arkaya kaçın. Tabii Latmos'a doğru uzanıyor ama satacağın bir şey olacak. Cazip bir şey olacak. Şimdi ben çıkıp arkadaşlar hadi Alinda'ya gelin, Alinda'yı satıyorum diyemezsin. Ama işte böyle bir Alinda parkurunu 34 kilometrelik bir planı satarsın. Gidersin acentaya dersin ki bak benim elimde bir haftalık bir program var. Bunun içinde şunlar, 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 şunlar var. Her gününün programı belli. Evet. Buna ilgi gösteren, buna ilgi göstermeyecek turist çok az çıkar bak söyleyeyim. Evet. Hem köy yaşantısını yaşayacak, hem kamp yapacak. Doğanın içinde orienteering sporu yapacak, Alinda Antik Kenti'ni görecek. Karpuzlu Barajı'nda efendime söyleyeyim ilkel sallara binip karşıya geçecek filan. Yani böyle bir etkinlik planı. Ancak böyle satılır. Turizm böyle bir nesne. Park şeyi güzergahı tanımlayamazsanız, uluslararası acentalara orayı bir destinasyon olarak kabul ettiremezseniz hiçbir şansınız yok. Tesadüfe dayalı yolunu kaybetmiş iki tane turist gelir. Üçüncüsünü götüremezsiniz. Böyle bir yerin de temel bazı şeyleri var. Kuralları var, uluslararası. Diyor ki, bir alanın destinasyon olması için havaalanına, uluslararası taşıma özelliğine sahip havaalanına 50 kilometreden fazla olmasın diyor. Uluslararası acentalar bunu söylüyor. Bakın burası bahsettiğimiz yol yapılırsa, hem günlük havaalanına 50 kilometreden daha yakın, düşünebiliyor musunuz? Hem de bizim Söke'de planladığımız Söke Turizm Havaalanı'na yakın. Yani bu projeler hepsi bir bütün. Yani turist gelmiyor, trallese gelmiyor, şuraya gelmiyor, buraya gelmiyor. Gelmez arkadaş. Bak sen gerekli altyapıyı kuracaksın, ulaşım altyapısını kuracaksın vesaireyi. Ondan sonra da bu bahsettiğim gibi cazip, insanların hayatı boyunca yapmak isteyip de yapamadığı unsurları taşıyan bir etkinlik planı yapacaksın. Önüne koyduğun zaman atlayacak. Şimdi ne yapıyoruz biz? Deniz, güneş, kum var diyoruz. Tamam, dünyanın her yerinde deniz, güneş, kum olmadığı için insanlar cazip geliyor. Kim geliyor? Ruslar geliyor, Ukraynalılar geliyor daha çok. Yani kuzey ülkelerinden geliyor. Alman hadi bilemedin geliyor. Ama bir İtalyan, bir Yunan gelip de Antalya'da tatil matil yapmıyor. Çünkü onda da var deniz, güneş, kum. Evet. Ama bizde denizin, güneşin, kumun dışında satacağımız değerler var, etkinlikler var. Bunları organize edersek, bunları bir paket haline getirirsek, İçinde insanın yaşamında görmek istediği, yapmak istediği bir takım unsurlara yer verirsek ve bunu tabii ki böyle bir parkurun planlamasının içinde sağlık sorunları çıkabilir. Adam orada kalp krizi geçirirse ne olacak? Yanı başında helikopter, ambulansın, bilmem neyin hepsini tedbirini alacaksın.
uluslararası ajanslar bunlar hepsini istiyor, arıyor. Diyor ki, çıktık diyor Tekeler Köyü'ne giderken bir tanesi yoruldu diyor, öbürü diyor kriz geçirdi, ne olacak? Hemen telsizle anons edip bir helikopter ambulansla uluslararası sertifikasyona sahip bir hastaneye taşıyabilecek misin diyor. Turizmin şartları bunlar arkadaş. Biz ezbere konuşuyoruz. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım. Bunlar etüt meselesi. Bunlar üzerinde yıllarca çalışılan, sadece etken olan unsurların araştırıldığı projeler değil, aynı zamanda arazinin incelenerek şu parkur, şu 34 kilometrelik parkurun tespit edilmesi başlı başına bir iştir. Oranın en özellikli, en güzel noktalarını seçeceksiniz. Böyle bir proje var. Bakın bunu ekrana getirdik. Bunun mutlaka yapılması lazım. Gelin bunu aydınlılar olarak yapalım bu sene. Çok zor bir şey değil. Evet. Tekeler Köyü'nün muhtarından başlayalım. Karpuzlu Kaymakamımız, Karpuzlu Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz el atsınlar. Ben gideyim size göstereyim parkuru. O parkurda da belli mesafelerle tabii ki yürüyüş yolu olduğu için işaretlemeler yapılacak. Yürümeye müsait olmayan yerler tıraşlanacak, basamaklanacak vesaire. Gelin bunu yapalım. Bunda zor bir şey yok. Bakın ben size söyleyeyim, bunu uluslararası turizm ajantalarına kabul ettirdiğiniz anda sadece Alinda kentinin yılda belki 500 bin, belki 1 milyon turist çekme özelliği olabilir. Hadi 100 bin olsun arkadaş. 100 bin turistin oradaki köylere, Karpuzlu ilçesine bıraktığı parayı düşünün. Yani kişi başına 10 bin lira dedi ki, işte 10 bin lira olduğu gibi oraya girecek. Karşısına ne vereceğiz? Tekeler Köyü'nde keşkek yapacağız, yedireceğiz. Yöresel yemekler yedireceğiz. Kamp merkezinde götüreceğiz, şiş çevireceğiz. Çine köftesi yapacağız vesaire. Bu ya. O da ham madde de oradan olduğu için para direkt oradan. Aynen öyle. Yani kalkınma böyle olur. Kalkınma lafla, sözde olmuyor. Tarım sektöründe her zaman anlattığımız gibi bütün ilçelerde tarım parkları projemiz var. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'deki kalkınmanın temeli köylümüzü, üreticimizi ayağa kaldırmaktır diyorsak ki öyledir. Tarım parkları projesi vazgeçilmez bir proje. Bunu Büyükşehir Belediyesi için hazırlamışız. İl genelinde 334 adet tarım parkı sahası belirlemişiz. Bunlar için tarımsal üretim ve pazarlama birlikleri planlamışız. Çiftçinin üretim tesisleri planlamışız. Ortak tarım makine parkı, şantiyeleri planlamışız. İmalathaneler, paketleme tesisleri, köy sanayini koymuşuz. Hayvancılık merkezlerini kurmuşuz. Ve bakın il genelinde 334 parkın hangisi nerede kurulacak? Bulalım burada Karpuzlu'yu. Gördüğünüz gibi Efeler'de 22, Nazilli'de 31 diye devam ediyor. Sonuç olarak Karpuzlu'muzda da 15 tane tarım parkı planlanmış. Pardon, 15 tane tarım birliği planlanmış. Evet, 15 tane tarım parkı planlanmış. Burada onu görüyorsunuz. 15 tane tarım parkında toplam 269 bin dönüm arazi 15 bölgeye ayrılmak suretiyle her bölgenin tarımsal altyapısı. Tarımsal altyapı nedir? Bir, sulamadır. İki, erozyondan korumaktır. Yani drenajdır. Üç, nedir? Toprak vasfının geliştirilmesidir. Yani toprak kaliteli değilse, kayaysa vesaireyse, taşlıysa bunların ayıklanmasıdır. Dört, nedir? Bize göre enerji projesinin burada nasıl uygulanacağını tespit etmektir. Beş nedir? Tarım mülkiyetlerinin toplulaştırılması ve tarıma elverişli bir parselasyon ve tarım yollarının düzeninin getirilmesidir. Bu 269 bin Karpuzlu'daki tarım alanının 15 bölgede bütün bu altyapıların kurulması için belediyeler eliyle çalışma yapıldığında bunun 104 bin dönümü şu anda kullanılmıyor. 104 bin dönüm yer artacak. Değerlendirebilecek tarım alanları var ayrıca. Geliştirilecek 45 bin dönüm de o var. Toplamı 269 bin dönüm. Gördüğünüz gibi tarım parklarında neler kurulacak? Az önce sıraladık. Mandıralar var, kesimhaneler var, hayvancılık merkezleri var. Bunlar işlenmesi için küçük tarım sanayi siteleri var.
organik tarım sertifikasyon istasyonları var. Sertifikasyon pahalı bir iş. Jeotermal ısıtmalı, az önce bahsetmiş olduğumuz organize sera bölgeleri ve kentsel sera bölgeleri var. Tarım ürünlerini sertifikalı olarak depolamak için mahallinde merkezler var. Satış mağazaları var, e-ticaret sitesi var, gübre ve ilaç depoları var. Siz bunları yaptığınız zaman tarımın ne kadar maliyetinin düşeceğini, üreticinin, yani bizim tarımsal alanda çalışan üreticilerimizin işinin ne kadar kolaylaşacağını, gelirinin ne kadar artacağını herhalde siz tahmin ve takdir edersiniz. Biz bunların hepsini her ilçemiz için nerede kurulacak, nasıl kurulacak, ne yapılacak, kaç kişi buradan ne kadar ekmek yiyecek, hepsinin hesaplarını yapıyoruz. Bizim size burada sunduklarımız sadece bunların sonuçları, size anlatmak için. Az önce bahsettik, bakın bir tarım parkı ilan edildi mi? Edildi. Etrafında yollar var. Bir kere tarım parkının için hiçbir şekilde yapıya izin verilmeyecek. Hiçbir dam dahi yapılmayacak. Arazinin düzenlenmesi birincisidir. Çok eğimliyse teraslanacak. Erozyondan dolayı eriyorsa erozyon kontrolü yapılacak. Toprak vasfı geliştirilecek, toplulaştırma yapılacak, açık ve kapalı ve damlama sulama sistemleri kurulacak, dere islahları yapılıp drenaj sistemleri kurulacak, sera olabilecek bölgelerde ısıtma şebekeleri kurulacak, organize sera olabilecek bölgelerde de organize biçimde seracılık yapılacak. Araziye, yani mekansal olarak, fiziki olarak, coğrafi olarak araziye böyle müdahale ettik. Bütün bunları yaptık. Arazi mükemmel oldu tarım için. Planlama açısından da mükemmel oldu. Gelelim üretime. Nasıl üretiliyor? Önce sürüyorsun, sonra ekim dikim yapıyorsun, çapalama yapıyorsun, sulama yapıyorsun, ilaçlama yapıyorsun, budama yapıyorsun, sonra hasat ve silkeleme başlıyor. Silkeleyip hasat ettikten sonra kasalama, yükleme, nakliye, istifleme, balyalama, bunlar var. Ondan sonra yaptın, nereye koyacaksın? Soğuk ve normal sertifikalı depolara koyacaksın. Nasıl satacaksın? E-ticaret sitesi, Aypazar, Aypazar diye kurduğumuz Aydın'daki bütün üretici ve esnafın abone olacağı, Büyükşehir Belediyesi'nin teminatı altında Türkiye'ye satış yapacak olan bir ticaret sitesi. Birazdan ayrıntısına gireceğiz. Pazarlayacaksın. Nakliye ve sevk filosu için de zaman içinde kendi nakliye filolarını kurabilecek tarım parkları. Geriye ne kalıyor? Para kalıyor, kazanç kalıyor. Çok ciddi kazanç kalıyor. Her eve, yani her eve, her aileye söylüyorum, hedef 100 bin liradan aşağı olmayan bir gelir elde etmek. Öyle traktöre falan da ihtiyacı olmayacak. Mazota da ihtiyacı olmayacak. Çünkü kendi tarlasında ürettiği elektrikle, elektrikli traktörlerini gidip merkez şantiyesinden alarak üretim yapacak. Silkeleme makineleri şarjlı olacak, elektrikle çalışacak. Elektriği kendisi üretecek. Dolayısıyla böyle bir sistem kurduğunuz zaman aile başına 100 bin TL bugünkü rakamla gelir elde etmek, yani yaklaşık 5-6 bin dolar her ay her aileye gelir elde etmek mümkün. Bunu yaptığınız takdirde çiftçimiz zenginleşirse o para nereye gidecek? Gökyüzüne atmayacak, ocağa atıp yakmayacak. Gidecek, esnaftan alışveriş yapacak, tüccardan alışveriş yapacak, tatil yapacak. Türkiye'nin ekonomisi aşağıdan yukarıya doğru büyüyecek, refah büyüyecek, mutluluk büyüyecek. İşte o zaman insanlar bugünkü bölünmüşlükten, bugünkü birbirine düşmanlıktan, bugünkü haset siyasetinden vazgeçecekler, keyiflerini çatacaklar. Hedefler bunlar. Bu projelerin Türkiye'ye sürükleyeceği nokta budur arkadaşlar. Tarım parklarında elektrik üretimi tekrar anlatmıyorum. Ekranı alalım arkadaşlar. Çünkü tarım parkları, tarım öyle bir sektör ki benim bahsettiğim gibi bir aileye ayda 100 bin lira, 5-6 bin dolar gelir elde etmek tarımdan çok zorlayıcı bir şey. En ideal şartlarda bile bu rakam 100 bin lira tırmanmıyor. İşte onun için o araziden elde edilebilecek doğal enerjiyi, sürdürülebilir enerjiyi ki güneş enerjisi, rüzgar enerjisini kastediyoruz. Bu enerjinin imtiyaz hakkını tarım parklarına veriyorsunuz. Tarım parkları vasıtasıyla oradaki toprak sahibine, çiftçimizin cebine giriyor onun parası. Ne kadar para giriyor? Yöresine göre değişmekle birlikte tarımdan elde ettiği, bugünkü tarımdan elde ettiği geliri katlıyor, misli misli katlıyor. O katlanmış gelirin 2-3 katı da elektrik üretiminden gelir elde ediyor.
İşte çözüm burada. Şimdi bakın elektrifikasyon konusunda Karpuzlu çok şanslı. Çünkü enterkonekte sisteme ürettiği enerjiyi vermesi oldukça kolay. Şimdi burada az önce kentsel seradan bahsettik. Organize ve organik sera bölgelerinden de kısaca bahsedelim. Bu her ilçede ayrı ayrı anlatıyoruz. 5000 metrekarelik parsellerde inanılmaz bir performans gösteren bir uygulama. Bu güneş kolektörlerini özel imalat, bir direk üzerinde 24 adet kolektörü olan, 9 kW elektrik üreten, 4 yılda kendisini amorti eden bu küçük santralleri tarım alanlarının parsellerine yerleştiriyorsunuz. Bakın burası 5000 metrekarelik sera parsellerine, o kırmızı noktaların hepsi birer tane santral. Her biri 9 kW elektrik üretiyor. Bizim Karpuz için ayırdığımız organize sera bölgesi 5 milyon metrekare. Bakın neresi olduğu belli. Daha önce sarı bölge diye göstermiştik ya. 5 milyon metrekare bir organize sera bölgesi var Karpuz'un. Burada aşağı yukarı 1000 tane parsel var. 5000 istihdam yaratıyor bu. Yani 1000 parsel, her parselde 5 kişi çalışsa, yani normal bir aile büyüklüğü 3-3,5 Türkiye'de ama bu parselde 5 kişi kabul ediyoruz. Çocuğu efendim evlendikten sonra da olabilir diye düşünüyoruz. 5000 istihdam yaratıyor ama yarattığı katma değer müthiş. Tam ovada, mümbit yerde bir organize sera bölgesi kurmuşuz. Eğimli arazilerde de bunu yapmak mümkün. Daha önce de anlattık. Gördüğünüz gibi tarım alanlarının bu şekilde değerlendirmesini öngörüyoruz. Sayın Başkan, son 5 dakikamız, hatta 5 dakikadan daha az herhalde. Tamam, ben hemen bir toparlasak bitirmeye çalışayım. Evet. Sanayi ve ticaret sektörü Karpuzlu için lisanslı depoculuk merkezlerinden bir tanesini Karpuzlu'ya kurulmasını öngörüyoruz. Neden? Orada organize sera bölgeleri var. Yine tarım parklarından elde edilecek tarım ürünlerinin depolanması için. Karpuzlu organize sera bölgesinin hemen bakın burasında bir sertifikalı depolama merkezi yeri ayarlamışız. 110 dönüm bir alanda da sertifikalı depolama yapılacak. Bütün bunların yerleri, projeleri hazır. Pazarlama hep anlatıyoruz, her ilçede anlatıyoruz. Aydın ili genelinde Ay Pazar adı altında esnaf odasının, ticaret borsasının ve Büyükşehir Belediyesi'nin kefaleti altında üreticiler pazarlama yapıyorlar. Mallarını elektronik ticaret vasıtasıyla doğrudan tarlasından çıkarmak suretiyle satıyorlar. Yine ürününü tarladan kaldıran, bahçeden kaldıran üretici kırsal alanda o tarım parklarındaki kırsal bulvarlar üzerinde kurulacak olan küçük sanayi sitelerinde kendi ürünlerini markalaştırıyor, paketliyor, kavanozluyor. Buna benzer şekilde ambalajlıyor ve öyle satıyor Ay Pazar'da. Yani aracı diye kimse kalmıyor kardeşim. Bütün para toprak sahibinin cebine giriyor. Oradan da esnafa dağılıyor, yukarıya dağılıyor. Türkiye böyle mutluluk ve zenginlik içinde büyüyen bir ülke haline geliyor. Karpuzlu'nun kültür sektöründe yine bizim halk evleri ve kültür merkezi projemiz var. Karpuzlu'da da aynı şekilde halk evlerini ayağa kaldırmak, kültürü desteklemek, büyük mesela Tekeler'de bir belediye şubesi açmak, sağlık merkezi, sosyal yardım merkezi, gençlik merkezi, kadın eğitim merkezi, kültür merkezi, halk eğitimi, çocuk yuvası, kreş, anaokulu, çocuk üniversitesi, kadın sığınma evi, emekliler lokali, hobi bahçeleri, meslek kursları, özürler eğitim merkezi, sanat merkezleri, spor tesisleri ve fitness salonları içeren bir halk evleri modeli geliyor. Sosyal hizmetler her ilçede anlatıyoruz. Burada anlattığım gibi aşağı yukarı 70-80 tane başlık var sosyal hizmet dediğimiz. Gizli yapılan, afişe edilmeyen bir hizmettir. Bunun değişik başlıkları var. Vaktimiz çok dar olduğu için, bütün ilçelerde de bunu anlattığımız için bu sosyal hizmet paketimizi burada ayrıca anlatmaya gerek yok. Eğitim sektöründe, bakın burada ADÜ çünkü bizim önerimize göre Aydın'da 3 tane devlet üniversitesi kurulacak. Ortada ADÜ, Nazilli'de Sümer Üniversitesi, Söke'de de Latmos veya Millet Üniversitesi veya pamuk üzerine bir üniversite, Beyaz Altın Üniversitesi, ismini artık kim nasıl seçerse.
Karpuzlu da Adyun'un mutlaka bir bölümünün olmasını öngörmüşüz. Bunu da nerede yapılacağını tespit etmişiz. Nazilli'de iki tane büyük yeşil alan var. Polis ormanı 120 dönüm. 30. yıl hatıra parkı var. 120 dönüm. Adı park ama orman ama yani içinde henüz bir şey yapılmış değil. Buraları hem park haline getirmek, ortasında da büyükçe bir alanı, aşağı yukarı 40 bin metrekarelik bir alanı Adyun'a tahsis etmek suretiyle burada Adyun'un bir bölüm kurması sağlanabilecek. Spor ve gençlik hizmetleri yine aynı şekilde bir spor kompleksi alanı ayırmışız 60 bin metrekare. Bunların ayrıntılarına girmiyorum. Karpuzlu köylerinde hangilerine halı saha yapılacağını tek tek tespit etmişiz. Bunların bir kısmı yapıldı, bir kısmı gerçekten yapıldı. Yine köy yönetim modelimiz var. Büyükşehir genelinde uygulanacak olan köy yönetim. Her köyde bir köy konağı olacak. Halk evleri gibi. Burada da muhtarlıkların emrinde, muhtarlıkların etkinlikleri artırılacak. İnşallah Büyükşehir Kanunu değiştirilip muhtarlıkların tüzel kişilikleri tekrar geriye verilecek. Ve köy yönetim modelinde bir kadrosu olacak. Her köyün bir bekçisi, bir teknisyeni olacak. Köyler doğrusal yerleşme olacak. Eksiksiz altyapısı olacak. Çöp toplama sistemleri olacak. İlçe belediyesiyle koordinasyon ve işbirliği yapacak. Yani aşağı yukarı Karpuzlu'yu bu şekilde toparlamış olduk. Vaktimizi de hemen hemen tükettik. Haftaya inşallah Bozdoğan'ı ele alacağız. Bozdoğan'ı konuşacağız. Evet, Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Karpuzlu'yu iki bölümde çok güzel anlattık ve Karpuzlu için gerçekten önemli işler ortaya koyduk. İnşallah bütün bunların Karpuzlu'da gerçekleştiğini gördüğümüz günleri yaşamak İnşallah. Bizlere nasip olur İnşallah. Diyelim. Evet sevgili izleyenler, bir baş başan daha sonuna geldik. Konuğum eski Aydın Belediye Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi, Stratejist ve akademisyen Hüseyin Aksu'ydu. Hüseyin Aksu'yla Karpuzlu'ya dair vizyon projelerini konuştuk. Karpuzlu'yu tamamladık. Önümüzdeki hafta Bozdoğan'a dair öngörülerini aktarıyor olacağız. Hoşçakalın.